Bu video, çocukları kitap okuma zevkiyle büyüten, büyütmek isteyen, bugünün ve geleceğin yetişkinlerine, anne babalarına ithafen çekildi. Aksi halde ne kitabı ya diyen insanların fikirlerini değiştirmede Einstein'ın bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, bir atom parçalamaktan güç cümlesindeki kadar zorlanıyoruz. Vakit ayırıp izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Merhaba ben Özlem Salt. Neden okumalıyız sorusu bana her sene değişik şekillerde sorulur. Usanmadan cevaplamaya çalışırım. Bazen öğrenci velilerimin çocuğum kitap okumuyor şikayetiyle karşılaşırım. Onlara kurduğum ilk cümle şu olur. Siz okuyor musunuz? Evinde bir kitaplı olan, kitaplığı görerek büyümüş öğrenci sayısı o kadar az ki. Anne babası bir kitap kurdu olup da kitaplara mesafeli bir öğrenciyle tanışmadım henüz. Bazen de kitap okur musunuz sorusunu yönelttiğim kişilerin huzurumu kaçıran cevaplarına denk gelirim. Bu konuşmalar boyunca Ölü Ozanlar Derneği'nden şu diyalog dönüp durur zihnimde. Kitap okur musunuz Bay Anderson? Okumuyorum. Eksikliğini de hissetmiyorum. Ama biz hissediyoruz. Maalesef hissediyoruz. Hissediyorum. Kitap okumayan bir doktor tarafından muayene edilmek, şiir bilmeyen bir mimarın çizdiği evde oturmak, Romanların dünyasından bir haber bir yönetici tarafından yönetilmek istemediğimi bildiğim gibi biliyorum o hissi. Hal böyleyken neden okumalıyı sorusu her zaman önemli bir yerde duruyor benim için. Bu videoda okumanın bilimsel olarak kanıtlanan 8 faydasından bahsetmeye çalışacağım. 1. Sözcük dağarcığını geliştiriyor. Öğrencilerimle tanıştığım ilk dersi bir alıntıyla başlatırım. Tahtaya adım yerine bu cümleyi yazmak daha manidar gelir hep hayal gücü bilgiden önemlidir. Sözün kime ait olduğu birkaç ipucuna bile gerek kalmadan hemen bilinir. Peki bir dahinin de altını çizmekten geri durmadığı hayal gücü bu kadar önemli ise onun üzerinde konuşmak gerekmez mi? Kendi hayallerimizin peşinden koşmak, büyük hayaller kurabilmek, hayal gücümüzü canlandırmak, geliştirmek bütün bunlar yaşamın en önemli özellikleri değil midir? Yahya Kemal'in insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar dizesi Tam da şu an söylemek istediklerimin özeti. Peki insan ne kadar hayal kurabilir? Bu soruyu sınıfa yönelttiğimde farklı farklı cevaplar alırım ve sonunda şu noktaya varırız. İnsan bildiği sözcük sayısı kadar hayal kurabilir. Söz dağarcığının genişliği karar verir bu sınıra. Hatta belki şunu da eklemeliyim. Nelerse ki bu hazineye kattıkları, hangi değerleri seçtiyse işte onlardır hayalleri. Dolayısıyla Yaşamak için hayal kurmaya, hayal kurmak için kelimelere, kelimeler için kitaplara ihtiyacımız var. Nitelikli kitaplara. 2. Stresi azaltıyor. Günlük hayatta bizi yoran, strese sokan ne kadar çok şey var öyle değil mi? Çoğumuz gün içinde bunlarla uğraştığımız yetmiyor gibi gece yatmadan önce de telefonla ilgilenme batağından kurtulamıyoruz. Bu yüzden sağlıklı bir uyku fırsatını da kaçırıyoruz. Bir önceki videomda sanal dünyanın bizi olumsuzluğa düşüren etkilerinden bahsetmiştim. Stresi arttırması da bunlardan biri. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bu durumu azaltmanın en etkili yollarından biri her gün düzenli olarak kitap okumak. Yürümek, müzik dinlemek, keyifle bir çay ya da kahve içmekten daha etkiliymiş üstelik. Yapılan ölçümlerde sayfaları çevirmeye başladıktan 6 dakika sonra stres seviyesinin düştüğü görülmüş bir nevi antidepresan. Simon de Beauvoir'ın bu aralar daha çok okumalıyım yoksa hüzünleneceğim cümlesi gün içinde aklımıza tekrar tekrar gelmeli. 3. Özgüven kazandırıyor. Bizler duygularımızla hareket ederiz. Duygularımızı anlamak ve onları düşünceye çevirmek bizi kendine güvenen bir insan haline getirir. Örneğin sevinç, hüzün, öfke bunlar birer duygudur. Ama neden öfkeliyim? Neden mutluyum sorusunu sorduğumuzda duygularımızı tanımaya başlarız. Davranışlarımızı da bu sayede anlamlandırırız. Diyelim ki aşık oldunuz ya da terk edildiniz. Belki çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybettiniz. Evinize bir hırsız girdi. Bütün bu durumlarda nasıl bir tepki göstereceğiniz kafanızda var olan şablona göredir. Fakat yoksa o durumla ilgili hiçbir şey yoksa kala kalırız. Murat Menteş bir konuşmasında romanların bize reaksiyon repertuarı sunduğunu söyler. Yani böyle durumlarda nasıl tepki göstermem gerektiğini romanlardan öğrenirim. Bu zengin iç dünyası da özgüveni arttırır. 4. Açık fikirli yapıyor. Başkalarını yargılamada, linç etmede, ötekileştirmede ne durumdayız hiç düşündünüz mü? Her gün kaç kişinin canı yanıyor bu sebepten? Oysa hikayelere çok meraklı bir toplumuz. Bunu sosyal medyada görüyoruz. Kendini anlayan ve kendiyle barışık bir insan başkalarına da daha derin bakmaya başlıyor. Bir sözüyle ya da davranışıyla kimseyi yargılamaması gerektiğini biliyor. Önyargısız olmayı öğreniyor. İşte bütün bunlar romanlar ve hikayeler sayesinde oluyor anlamaya çalıştığımız her karakter bizi kendimize yaklaştırıyor. Başkalarını daha derin tanımamıza fırsat veriyor. Kitap bir zaman makinesidir diyor Serdar Kuzuloğlu. Bizi bin yıl geriye, bin yıl ileriye götürür. Biz bütün bu geniş zaman sahasında köleleri, kralları, teröristleri, kahramanları, eşcinselleri ya da düşünce suçlularını okur her birinin hayatına tanık oluruz. Farklı kültürleri tanırız. İnsanın zaman içindeki değişim bilgisi bizi olgunlaştırır. Murat Menteş neden roman okumalıyız üzerine yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Romanlar bize öğrenilecek yeni şeyler olduğunu gösterir. Romanlar sayesinde değişimden korkmamayı öğreniriz. Ali Şerati'nin dediği gibi hiçbir diktatörün elinde tutsak olmak istemiyorsan sadece bir şey yap. Oku, oku, oku. 5. Yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kitap okumak unutkanlığı ve Alzheimer olma riskini azaltıyor bulmaca çözer gibi yarım kalan hikayeyi tamamlamaya çalışırken zihin kendini dinç tutuyor. Isaac Asimov, bilmek önemlidir ama öğrenmek daha önemlidir der. Her daim öğrenecek yeni şeyler olduğunu bilmek insanı hayatta tutar, canlı tutar. Öğrenme hevesi ve buradan alınan lezzet yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltıyor. 6. Zekayı kibarlaştırıyor. Cemil için kitap zekayı kibarlaştırır, zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız cümlesi bu başlığın özet adeta. Çünkü kitap okumak bize bir üslup kazandırır. Çoğu zaman aklın, düşüncenin asil bir tavır almasını sağlayan da üsluptur. Mesela evime televizyon sokmam diyen adamla evde televizyon olmasa daha çok muhabbet olmaz mı diyen adamın arasındaki uçurumu başka nasıl anlatırız? Üslubumuz kim olduğumuzu söyler bize kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsak bundan 5 yıl sonra olacağımız insanı da bugün okuduğumuz kitapların şekillendireceğini bilmeliyiz. 7. Başarıyı arttırıyor. Dünyanın en başarılı ve zengin iş insanlarının ortak özelliği kitap okumaları. Şu fotoğraflarla birçok yerde karşılaşmışsınızdır. Bill Gates'in nereye gitse yanında götürdüğü kitap dolu bu çanta bize bir şeyler anlatmalı. Kendi hayatını anlattığı belgeselde küçük yaştan itibaren kitap okumaya büyük önem verdiğini ve yılın bazı zamanların özellikle kitap okumaya ayırdığını söylüyor. Buradan kitap okumak insanı zengin eder, sonucu çıkmaz elbette. Ama büyük işlere imza atmış çoğu başarılı insanın hikayesinde kitaplar önemli bir yer tutuyor. Özet okumakla yardımcılarının kitaplardan bahsetmesiyle ilgilenmiyor bu insanlar. Bu işi bizzat kendileri yapıyor. Aslında kendi tarihimizde kitap okumak ve başarı hikayesinin en güçlü örneği Mustafa Kemal Atatürk. Cebimdeki her iki kuruştan birini kitap okumaya ayırdım diyecek kadar büyük önem verir okumaya. Anıtkabir'de okuduğu kitapları ve yanlarında tuttuğu notların ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Üstelik kitapların türleri de çok çeşitlidir. Bir Fransızca kitabının kenarında tuttuğu notlara bakar, bir dil bilgisi kitabını inceler, bir geometri kitabına dikkat edip şaşırırsınız. Başarının asla tesadüf olmadığını gözlemlemek için önemli bir fırsattır. Günümüzde kitaplara ulaşma fırsatımız her zamankinden fazla. Çok düşük bütçeyle kendimizi hayal ettiğimizden daha fazla geliştirebiliriz. Fakat maalesef bu tercih edilmiyor. Cahit Zarifoğlu'nun kızına yazdığı "Acaba iyi bir okuyucu olmanın daha kolay olmadığını anlayacak mısın? Sorusunu gerçekten anladık mı? Yoksa emeksiz, hızlı yoldan haksızca para kazanmayı başarı sayıp Böyle yapanları alkışladığımız bir dönemde miyiz? 8. Umudu yaşartıyor. Hayat ihtimallerin çokluğudur. Bu çokluk da bize umut verir. Sayısız hikaye içinde bize dokunan her cümle aynı zamanda bizi iyileştirir. Umberto Eco roman okumak gerçek dünyaya anlam verdiğimiz bir oyun oynamaktır diyor. Anlam verdiğimizde dünya bize daha yaşanır geliyor. Her şeye rağmen ayağa kalkmayı da kitaplarla öğreniyoruz. Çünkü anlatı şifadır. Her gün 25 sayfa kitap okursanız, aylık 750 sayfaya denk gelir ki bu da yaklaşık 2-3 kitaba denk geliyor. Yılda 9000 sayfa yani 30-40 kitap. Kendinizde tahmin edemeyeceğiniz bir değişim fark edeceksiniz. Bakış açınız, konuşma tarzınız, hayat düzeniniz değişecek. Bütün bunlar umuda dahil değil mi? Maddeleri toplarsak kitap okumak sözcük dağarcığını geliştiriyor, stresi azaltıyor, özgüven kazandırıyor, açık fikirli yapıyor, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltıyor, zekayı kibarlaştırıyor, başarıyı arttırıyor ve umudu yeşertiyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kitap dolu bir ev ve çiçek dolu bir bahçe dileklerimle. Hoşçakalın.